yurt dışına yerleştiği ortaya çıkan Sedat Peker'den gelen son paylaşım hayli ilginç oldu. Boşandığı söylenen eşi Özge Peker'den de bir açıklama geldi. Karadağ'a kaçtığı iddia edilen Sedat Peker geçtiğimiz günlerde yurt dışına yerleştiğini doğrulayan bir açıklama yayınlamıştı. Balkanlara yerleştiğini belirten Sedat Peker, Eşiyle boşandıkları yönündeki iddiaları da yalanlamıştı. Sedat Peker bu kez farklı bir paylaşımla gündemde. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sedat Peker, efkarın dibine vurmuş görünüyor. Yalnız başına bir masada oturan Sedat Peker, Umudun bittiği yerdeyim şarkısını dinliyor. Paylaşımına bu yazdıklarım sadece kanuni olarak haklarımı arayacağım ile ilgilidir notunu iliştiren Sedat Peker şunları yazdı Yaşıtlarım ve benden çok genç kardeşlerimden tek isteğim gelecek zamanlarda yaşanacak olaylarla ilgili değerlendirme yapılırken biz bugünlere şahit olduk Bu adama yapılmaması gereken tüm iğrençlikler yapıldı Bir insan evladına, bir kocaya bir babaya söylenmemesi gereken tüm iğrenç sözler söylendi. Biz bu olaylara şahit olduk diyerek bu yaşananları dost sohbetlerinde mutlaka söyleyin ki gelecekte yaşanacakların muhakemesi toplum tarafından adil bir şekilde yapılabilsin. Eşi Özge Peker'in paylaşımı Sedat Peker'in eşi Özge Peker ile boşandıkları yönünde de haberler çıkmıştı. Peker'in ardından eşi Özge Peker de sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı. Özge Peker'in Instagram'ından yaptığı paylaşım şöyle, Sedat Peker'in Karadağ'a kaçtığı öne sürülmüştü. Peker de yayınladığı açıklama ile yurt dışına yerleştiğini duyurdu. Sedat Peker'in hakkındaki hukuki işlemler sebebiyle kaçtığı öne sürülüyor iddiaya göre cezaevindeki iki kişi onun telimatı ile cinayetleri üstlendikleri yönünde savcıya ifade verdiler. Sedat Peker ise iddiayı şu sözlerle yalanlıyor ben herhangi bir suç işlemedim ki aranayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisleriyle hiçbir sorunum yok. Olamaz ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünür de polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır.